Sevgilinizin en sevmediğiniz özelliği ne? Saç rengi. Sevgilim yok. Sevgilisi değil misin? Fake attılar ya. Sevgilinin saç rengi ne? Mor. Senin sevgilinin saç rengi ne önce onu söyle. Sevgilim yok. Ha, evet tamam. Peki sevgilin olsa en sevmediğin özelliği ne olurdu? Erkek olması herhalde. Mantıklı. İnatçı olması. İnatlaşıyor benimle. Sinir ediyor. Üste çıkmaya çalışıyor. Haksızlığını da kabul etmiyor. Haklı olduğuna zaten yandık. Kıskanması. Çok abartısı kötü oluyor. Azı iyidir, çoğu kötüdür yani. Abi izliyor da arada çok konuşuyor ya. Boş mu konuşuyor? Biraz. Her zaman değil. Sakın yanlış anlama aşkım, seni çok seviyorum. İzleyecek vallahi. Hayırlısı diyelim bu saatten sonra. Ayrılırsak da canın sağ olsun. Ben evleneli 45 sene oldu. Ya eşiniz de sevgilinizdir ama. Değil. Sen de benim yaşıma gelince anlarsın. Eşinizin en sevdiğiniz özelliği? Yok öyle bir. Unuttum zaten. O özellikleri unutalı yıllar geçti. Onu, o özellikleri gençlere soracaksınız. She don't like trap. She don't like trap music. Trap music? Yeah. Sorry but she's right. Do you really think that? There's pop music ya. Çabuk sinirlenir. En son neye sinirlendin? Mesela çok konuşuyorsun. Mesela bir şeyi kavga ediyoruz tartışmada. Çok konuşuyorum. Ona mesela sinirlenir. Çok rahat olması. Mesela ben ciddi konuşurken asla takmıyor. Sürekli gülüyor. Eski sevgilileriyle arkadaş olma muhabbeti. Yani eski sevgiliden bence arkadaş olmaz. Çünkü bizi ayırmaya falan çalışmıştı. Sevgilim yok. Sevgilim yok ki abi. Olmadı. Hiç. Kaç yaşındasın? 20. Vallahi benim sevgilim hiç olmadı. Ay olmadı ki, ben nasıl söyleyeyim? Hiç sevgilim olmadı. Kaç yaşındasın? 25. Sevgilim yok, olmadı. Olmadı, sapım ben. Zekilerin sevgilisi olmuyor galiba. Gerizekalımız. Bir eve gitmenize izin vermemesi. Gerizekalı yani. Yok sevmediğim özelliği. O yüzden evliyim. Çok çok iyi abi. İki tamam. Tane de çocuğumuz var.